Gerçeğine hareket ederek yaratılışın asıl amacının Allah'ı tanımak, ona sevgiyle bağlanarak ibadet etmek olduğunu bilen kişidir. Buradan hareketle kendisi doğru İslam'ı bildiği, yaratıcının emirleri doğrultusunda İslam'a ait doğruları yaşadığı gibi iyiliği emretmek, kötülükten men etmek ise diğer insanlara bu örnek olarak yardım eden kişidir. Onların eksik yönleri konusunda bilgi, değerlendirme yapan ve nebevi görevi hakkıyla ifa eden bir davetçi konumundadır. İlahiyatçı, vahye dayanan, akla güvenen ve ilimle gelişen bir medeniyetin mensupları olarak tarihe mirasçı olan kişidir. Tarihe mirasçı olarak da geçmişin bütün birikimini ele alarak onu Kur'an ve sünnetin ana değerlerine ters düşmeden nemalandıran, günceli yakalayan, yaşadığı topluma saygınlığı en üst seviyede olan günümüz Müslümanları ve hatta bütün insanlık için dersler çıkaran kişi olmalıdır. İlahiyat eğitiminin yanında diğer eğitimler çok sürüp kalmaya mahkumdur derdi. O yüzden önce ilahiyatın kadrini, kıymetini iyi bilmemiz lazım. Meselemiz sadece bir diploma almak değil. Eğer sadece bir kağıt parçası almak isteseydik, bu kadar eziyete gerek yoktu değil mi? Geldiniz buralara memleketinizden, yurt sorunu, burs sorunu, yemek sorunu, şu sorunu, bu sorunu. Aslında sizi biraz da eğiten işte bu sorunlar olacak. Bu problemler olacak arkadaşlar. Ben kitabımın sonunda yazmıştım Vela şeyinde. Şu yokuş var ya tırmandığımız, aslında bizi büyük ölçüde biraz da o terbiye ediyor, eğitiyor. Yani isteseydik ön lisans okuyabilirdik, sınavdan sınava gidebilirdik değil mi? Sonra dikey geçişte ilk tam yine dışarıdan okurduk. Hiç de bu kadar zorlanmazdık. Bazen de diziyorsunuz değil mi? Önümüze geçiyorlar şurada budur. Ama onlar 28 Şubat mağduru. O yüzden ablalarınızı, abilerinizi mağdur görüyoruz. Madem bu kadar çile çekiyoruz, sıkıntı çekiyoruz değerli kardeşlerim, gelin bu ilahiyat eğitiminden %100, %90, %80 en azından verim alalım. Değil mi? Yani bu çektiğimiz çileleri karşılığını görelim. Ama çoğu zaman pek çok şeyin farkında olmuyoruz. Hani diyorlar, gençler bilebilse, yaşlılar yapabilse. Bazı şeylerin farkına çok sonradan varıyoruz. Ama iş işten geçmiş oluyor. Kendimiz de yaşadık. Dedik ki ya fakültenin başında keşke mesela bazı şeyleri bilseydim. Daha iyi olurdu. Ve yine bazı öğrencilerimiz bizlere şunu söyledi. Dedi ki, hocam bunları baştan niye söylemediniz? Bak üçüncü sınıf oldu, dördüncü sınıf artık geri dönüş yok. Dediğim gibi mesela bir yabancı dil yapmak artık o son sınıfın hengamesinde olmuyor derdi kardeşim. Değil mi? Buna baştan bakmak gerekiyor.